Barel, harkeli ayrına gitsinler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm Ermeni cemaatinin üyesi soydaşlarımıza özel bir mesajımız var. Biliyorsunuz Aram Ateşyan adlı şahsın 9 yıldan beri cemaatimizi oyalayarak bugünlere getirdiği bu geçen hafta skandal denilebilecek olayın çözümüne gitme gibi bir arayış içerisinde tüm toplum. Sizler İstanbul'da ve diğer şehirlerde oturan hemşehrilerimiz, soydaşlarımız, herkesin bir tek konuda mutabık olduğu bir şey var. Aram Ateşyan sorun yaratıyor. Aram Ateşyan Ermeni Kilisesi'nin ve özellikle İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nin 555 yıllık o kutsal makamın geleceğiyle oynama ya yeltenme gibi bir suç işlemiş durumda. Habire bu Türkiye'deki değişik hükümetler, yok efendime söyleyeyim Ankara, İstanbul Valiliği vesaire, bugün mektup vereceğiz, yarın vereceğiz, Mesrop Mutafyan durumu şöyle, bütün o oyalamaları ve bütün yaptığı, başvurduğu ne kadar gayri manevi metotlar varsa onların hepsini zaten geçen hafta, yani 13 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da Patrikhane'de Ruhaniler Meclisi zamanında ki kendi istifasıyla daha sonra topluma Ermenice ve Türkçe olarak yayınladığı mektupta Saak Episkopos Maşalyan açıklamış olduğu için onların tekrarına kesinlikle gerek yok. Fakat o istifanın ardından olan tüm şeyler Ermeni Kilisesi'ni hakikaten çapından fazla düşündürücü bir duruma getirdi. Durum ne? Bugün İstanbul'da Mesrop Mutafyan Badriyark'ın 26 Ekim 2016 gününden itibaren emekliye ayrılmış olduğu ve o patriklik makamının boş olduğuyla ilgili karardan bugüne 4 ay geçti. Ve bu 4 içerisinde Aram Ateşyan tekrar oyalama politikalarına devam etti. Ve kesinlikle yeni bir patrik seçiminin vuku bulmasına engel olmaya çalıştı. Ancak geçen haftadan beri durum değişmiş halde. Aram Ateşyan artık tek başına diktatörsel oy yapısını sürdürebilecek durumda değil. Çünkü özellikle bugün İstanbul'da yaşayan Ermeni cemaatinin üyeleri artık uykudan uyanmış durumda, silkinerek ne oluyor, bu ne kadar böyle devam edebilir diye artık kendi seslerini duyurmak istiyorlar. Patrik nasıl seçilebilir? Bizim kilisemizin tarihsel ananeleri şunu söylüyor. Patrik makamının boş olduğu zaman patrik makamının kendi layık göreceği adaylar içerisinden seçeceği patriğin seçim gününe kadar Ruhani Meclis tarafından geçici olarak vekaleten degaba seçilmesi gerekiyor. Bugünkü durumda İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin episkopos sıfatıyla o rütbeye ait 3 ruhbanı var. Bunlardan en kıdemlisi her zaman İstanbul, yani Bolso Miyapan olan 1942 İstanbul doğumlu Karekin Arkebiskopos Bekçiyan. Uzun yıllardan beri Almanya'daki bizim Araşnur Taran'ımızın en yüksek dereceli ruhbanı olan, yani dini liderliğini yapmakta olan Karekin Sırpazan Bekçiyan var olan bu 3 episkopostan birisidir. Onun ardından Aram Ateşyan, onun hemen ardından Saak Maşalyan. Doğum tarihleri 1942, 1954 ve 1962. Bu 3 episkopostan en kıdemlisinin degabah olarak seçimi bizim kiliselerimizin ananeleri ve istemleri üzerine gelişmiş durumda. Onun için de birkaç gün evvel tüm dünya Ermenileri, ruhani lideri Karekin II, Katoygos Amenayn Hayots, Karekin Sırpazan Bekçiyan Almanya'dan, Aram ve Sahak Sırpazanları da İstanbul'dan Mayra Ator Surp Eçmiyazin'e davet etti. İstanbul Ermeni Patrikliği'nin geleceği tüm dünya Ermenileri için çok büyük bir önem arz etmektedir. Ve
Karekin 2'nin böyle bir adım atması, yani bütün tarafları aynı masa etrafında toplanarak İstanbul Patrikliği için hakikaten çözüm aranması dönemindeki bütün bu teknik meselelerin çözülebilmesi için barışçıl bir yoldu ve onu herkesin anladığını ve takdir ettiğini zannediyorum. Karekin Sırpazan Bekçiyan Almanya'dan, Aram ve Sahak İstanbul'dan Ermenistan'a gelecekler. Yarın, yani 2017 yılının 21 Şubat günü Mayrator Surp Eçmiyazi'nde teke tek Karekin Gatoygos'un Aram Ateşyan'la, Sahak Maşalyan'la ve Karekin Bekçiyan'la bir görüşmesi olacak. Bu görüşmenin hemen ertesinde, ardından Gatoygos'un tüm bu sırpazanlarla görüşmesi olacak. Bu görüşmede konuşulacak bir tek konu var. Tek bir madde. Aram Ateşyan'a kendi o Pohanort olarak uygun gördüğü mevkiden gönüllü olarak istifa etmesi ve Ermeni kilisesini de kendi şahsından, zatalilerinden kurtarması. Katolikos Aram Ateşyan'a bu görevden istifa etmesini isteyecek. Eğer Aram Ateşyan Katolikos'un bu isteğini yerine getirmez de kendi o inat halini şu ana kadar tüm Türkiye Cumhuriyeti Ermeni cemaatiyle dalga geçer vari sürdürdüğü bir 9. yılını 10. yılına dönüştürmeye gerekirse, ben zannediyorum ki Mayrator Surp Eçmiyazin ona gereken cezasını verecektir. Fakat ona verilecek bir başka ceza daha var. Eğer olur da Aram Ateşyan gönüllü olarak Pohanort mevkisinden istifa etmezse, İstanbul'daki Ruhaniler Meclisi, yani 2010 yılının Haziran'ında Aram'ı o mevkiye getiren aynı meclis yeniden hemen acilen toplanıp onu bu görevinden azletmeli. Ve azdın hemen etrafında ertesinde yeniden seçimlere gidilebilmesi için, bildiğim kadarıyla seçimler ne kadar yakın o kadar iyi, Mayıs ayının sonu için tahmini bir tarih bile olsa istekli toplum kendi patriğini seçmeye, Mayıs ayı sonuna kadar hemen Aram Ateşyan'ın istifasının ertesinde onun seçimlere kesinlikle burnunu sokmayacağı, karışmayacağı, karıştırmayacağı, yani rahat barış içerisinde güzel bir ortamın oluşması halinde cemaat, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni cemaati kendi patriğini rahatlıkla seçecektir. Bunun için yapılacak tek şey, Eçmiyazi'ndeki toplantıların hemen ertesinde Almanya'daki ruhani önderimiz Karekin Sırpazan Bekçiyan'ın İstanbul Ermeni Patrikhanesi Ruhaniler Meclisi tarafından en kıdemli din adamı kisvesiyle, yani İstanbul Bolsay Miyapanutyan Antam Amena Yerets, Amena Avak Hokevoragan, Garkavicak Unetsoh Hokevoragan mertebesiyle hemen onu degabah, yani geçici olarak seçimlerin sonuçlanacağı güne kadar İstanbul Ermeni Patrikliğine dava seçilmesi ve bunun hemen ertesinde müteşebbis heyetin seçim kurulunu seçmesi, ruhanilerden ve sivillerimizden oluşacak toplumumuzun böyle bir komisyonu oluşturmasıyla, bu komisyonun ilk toplantısında seçim gününün kararlaştırılarak İstanbul Valiliğine sadece biz kendi patriğimizi şu gün şu tarihte seçmeye karar verdik, sizi bilgilendiriyoruz, bir bilgilendirme mektubu yollayarak bu iş çözümleniyor ve diyor yorgan gitti, kavga bitti haline ulaşıyoruz. 9 yıldan beri hepinizin gözü önünde bildiğimiz tek şey, o yorganın her türlü kavgayı çıkardığı, Nesrop Mutafya'nın hasta olduğu dönemde onun anısını bile böyle kutsamayan, onun anısına karşı bile saygısızlık eden Aram Ateşyan'sız bir patrik seçimliğine gitme durumundayız. Eğer olur da Aram Ateşyan Eçmiyazin sonrası Mayrator'dan, Ermenistan'dan İstanbul'a dönüşünden sonrası, eğer dediğim gibi tekrar ediyorum inat eder de devam ederse aynı şekilde davranışına, ben eminim ki İstanbul'daki bizim dürüst, namuslu, şerefli, kendi patrikhanesine, kilisesine, cemaatine sahip olmaya hazır on binlerce insan
Ha, İstanbul'daki Patrikhane'yi abluka altına alır ve onun bir daha kesinlikle Ermeni din adamı ha pilonlu giymesine kesinlikle izin vermez. Çünkü böyle bir insan Ermeni asıllı olamaz. Yani bizim 555 yıllık Ermeni Patrikhanesi'nin bugünüyle yarınıyla oynamak isteyecek olan bir insanın ben kesinlikle kanlarında vücudunda dolaşan kanın Ermeni olup olmamasını sorgulamaya başlarım. Öyle ki cemaatimiz için şimdiden bütün bu olası ihtimalli Ermenistan'da Mayrator Surp Eçmiyazı'ndaki beklenilen toplantıların olası bir çözüme ulaşmak için dediğim gibi barış içerisinde Ermeni ruhbanlarına layık Hokevor Yehpayr diyorlar birbirlerine. Madem ki Hokevor Yehpayr Amenayn Hayots Katogos tüm dünya Ermenileri Patrikhanesi'nin bizim Surp Eçmihanemizdeki toplantının hemen ertesinde tüm bunların İstanbul'daki bugün yaşanan kriz veya hakikaten büyük bir baş ağrısı durumunda olan durumun artık çözüme götürülmesi dönemiyle ilgili olarak sadece bir bilgilendirme şeyi ve bu videonun hazırlanması için İstanbul'dan yaşayan benim çocukluk arkadaşlarım olsun Karagözden'den olsun Sulhaçlı Brevank'tan eğitimini aldığım o iki kutsal okulun eski talebelerinin ricası üzerine Ermenistan'da yaşadığım için sürekli burada Mayrator'la ilişkilendirme içerisinde bulunduğum için böyle bir bilgilendirmenin en azından görsel anlamda yapılıp bugünkü sanal ortamda ulaşılırlığını sağlamak amacıyla sadece kaydedildiğini bildirip hepinize sağlıklı, barış içerisinde ve gelecek güzel günler dileyerek gelecek patriğimizi Ermeni cemaatinin kendisine layık, kendisinin güvendiği, ortaya çıkacak olan adaylar içerisinden seçeceğine hiçbir kuşkum olmadığını belirtip hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler.